Herkese selam. YouTuber eğitimleri kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Google ADS'yi kullanarak nasıl video fikirleri bulabiliriz onu göstereceğim. Öncelikle arkana güzelce yaslanıyorsun. Bir relaxta, bir uzan koltuğuna, bir neyse anladın sen. Kendi rahatını bir yap. Sana anlattığım bu bilgileri nasıl bakacaksın biliyor musun? Wow! Yani tam bu manada çıkarmasan bile bu tarz bir şey yapabilirsin. Neyse, uzatmanın bir mantığı yok. Size çok ciddi bir şekilde anlatacağım. Biraz laşka bir kanalı, sizlerin de bildiği gibi. Ciddi bir şekilde anlatmaya başlıyorum. İntromuz girsin, devam edelim. Sizleri hiçbir şekilde sıkmayacağım arkadaşlar. Bundan emin olabilirsiniz. İşte Google ADS şöyle girilir, böyle girilir falan diye. Direkt zaten Google'a Google ADS yazarak girdiğiniz takdirde sağ üst panelden de buradan anahtar kelime planlayıcısına bir defa tıkladığınız vakit burası açılacaktır. Emin olabilirsiniz. Daha sonra bizi böyle bir ekran karşılıyor, iki tane. İşte yeni anahtar kelimeleri keşfet, arama hacmi ve tahminleri al. Bizim işimiz yeni anahtar kelime bulmak abi. Hiç diğeriyle uğraşamayız. Buraya geliyorum, bir defa tıklıyorum. Bu arada kategorilere göre örnek vereceğim, telaş etmeyin. Hepsini ele alamayabilirim belki ama mantığını çözdüğünüz vakit olayı anlayacağınızdan eminim. Tane tane ve anlaşılabilir bir şekilde anlatmaya çalışıyorum bu arada. Geldim buraya, ben ne kanalıyım? Oyun kanalıyım. Buraya tıkladım. Oyun yazdım. GTA 5 yazdım. Eğlence yazdım. Başka ne yazabilirim? Yarış dedim. Zeka oyunları dedim mesela. Buraya bu kadar yazdım. Sizlerin aklına daha fazlası geliyorsa burayı doldurabilirsiniz. Sonuçları güzelce göster dedim. Bekliyorum şimdi. Bu arada şuraya da dikkat edin arkadaşlar. Aramanızı genişletin var. Burası çok önemli. Eğer sizlerin aklına gelmeyip burada eklemek istediğiniz bir kelime varsa daha sonradan gelin buraya tıklayın. Devam edin. Örnek veriyorum. Mesela buraya ne ekleyebilirim? GTA. Daha sonra buraya gelip bir defa artıya tıklıyorum. Gördüğünüz gibi ekledi. Tekrardan sonuçları göster diyor. Ve yenilenmesini bekliyoruz. İnternetimiz zaten mükemmel olduğu için 15 dakikaya kadar geldi. Evet. Burada ilk etapta bizim yazdığımız kelimeleri görüyoruz. Burada da arama hacimleri. Aylık olarak unutmayın bunu. Bu arada kesinlikle şeyleri de aldanmayın. İşte örnek veriyorum. Oyun kelimesini ben başlığında, açıklamamda, etiketinde kullanırsam eğer bu izlenmelere ulaşırım. Kesinlikle böyle bir mantık yok. Bunu da ilerleyen dakikalarda daha derinlemesine anlatacağım. Buradaki paraları aldığımın bizim amacımız şu an videolarımızdan yüksek gelirler elde etmek değil. Amacımız video fikirleri bulmak. Eğer ki amacınız az izlenmeye daha fazla gelir elde etmek ise şu an sağ üst tarafta kartlar kısmında çıktı. O videomu da izleyebilirsiniz. Ama bunda da o konuya değineceğim, merak etmeyin. Ben YouTube'da video çekiyorum, aklıma fikir gelmiyor. Ne üreteceğim abi? Geliyorum buralara, bakıyorum. Biraz incelemem lazım deyip biraz araştırma yapıyorum. GTA 4 aylık 18.100 aratılıyormuş. Burada da gördüğünüz gibi grafiği çıktı. İşte Mayıs ayında 14.800. Ekim ayında 9.900. En son Nisan'ın 2020'sinde 40.500 aratılmış Google'da. Ben buradan ne anlıyorum GTA 4'ten? Ben bu kelimeden içerik üretebilirim. Ben içeriğimi ürettim ama izlenmedi. Olabilir. Yani illa bunu 18.100 kişi arıyor diye videonuzu 18.100 kişi izleyecek diye bir kural hiçbir zaman olmadı. Böyle bir şey yok. Çünkü neden biliyor musunuz? Sana basitçe anlatacağım. Diyeceksin ki ana diyeceksin. Kafanda böyle bir şeyler oluşacak. Böyle mantığına oturacak. Aranan kelimelerden videolar üretiyoruz değil mi? İşte kimisi 1000 aranıyor, kimisi 10.000. Ama niye böyle işte istediğimiz sonuçlara ulaşmıyor? Şu sebepten. Her video izlenecek diye bir şey yok arkadaşlar. Yani ben aranabilir kelime yazdım. Ben GTA 4 yazdım. 18.100 izlenmedi. Niye? Belki başlığın dikkat çekmedi. Belki açıklamanı güzelce doldurmadın aranabilir kelimelerden. Belki etiketlerinde sıkıntı var. Rekabeti çok yüksek. Bunların hepsini düzgün bir şekilde optimize etseniz bile arkadaşlar, eğer ki videonuz izlenmediyse demek ki insanlar buna ilgi duymadığı anlamına gelir. Siz her şeyi süper yapmış olabilirsiniz. Demek ki insanlar bu yaptığınız içeriğe ilgi duymadı. O yüzden böyle doğru adımlar atmanız lazım. Yani GTA 4 yerine örnek veriyorum, bakın. GTA 4 18'den aratılıyor. GTA Online 3600. Eğer ki bu kelime yerine buna video çekerseniz az izleneceksiniz. Değil mi? Öyle gözüküyor. Yani aratılmasına bakarsan. Ama bu Google'ın aratılması. Bakın burada arama ağları Google var. Gördüğünüz gibi. Bu Google'ın aratılması. Belki YouTube'da bu kelime daha fazla aratılıyordur. Ama şunu da unutmayın. Rekabetine bakacaksınız arkadaşlar.
Yani burada rekabeti düşük diyor ama bu reklam verenlerin rekabeti. Burada algı yanlış anlaşılmasın. Diğerine geçiyorum. Mesela şurayı silim. Yemek kanalına geçelim. Yemek tarifleri. Börek, pasta, pilav, mercimek yazalım. Aklıma bunlar geldi. Sonuçları göster dedim. Bekliyorum. Güzel bir şekilde. Tamam. Şu an geldi. Evet. Ben bakıyorum ki krep tarifleri aylık 450 bin izleniyor. Mükemmel bir rakam. Bakın burada da zaten artışını görüyorsunuz. 301 bin. Böyle artışını gördünüz. Tamam, çok güzel. Oh, eyvallah, tamam dedim. Bir bakıyorum. Mercimek köftesi ile alakalı bir video çekebilirim. Tatlı tarifleri, kısır tarifi. Bakın aklıma fikir yokken birden hepsi döküldü. Gelin pastası, işte ne bileyim, kanalıma uygunsa tavuk sote, ağlayan pasta. Kısa bir bilgi vereceğim hemen. Sayfanın üstü teklife bir defa tıklıyorum. Bakın hem izlenebilir içerik hem de çok fazla para kazanabileceğimiz bir video nasıl üretebiliriz? Hemen gösteriyorum. Bakın çok güzel, 60 lira 41 kuruştan 87 liraya kadar bir bütçesi var. Yani bu aralıkta gayet iyi. Bakıyorum, bir de aranabilir olmasına bakacağım. Şu börek çeşitleri güzel aslında ama ona şu anlık bakmayacağım. Mesela hazır yufkadan börek. 22 bin aratılıyormuş. Tamam, çok güzel. Rekabeti düşük. Reklamlarımız çıkabilir. Evet. 2 lira 39 kuruş ile 7 lira 79 kuruş veriyor. Çok güzel. Hem bana para kazandırabilir hem de izlenebilir içerik yapacaksam ben bununla alakalı bir video çekebilirim. Bu kadar basit. Alın size video fikirleri arkadaşlar. Yani aklıma video gelmiyor diyorsunuz da işte burayı detaylıca incelerseniz ve özellikle buraya sadece bakmanızı önermiyorum. Buraya bakın elbette ama kanalınıza da bakabilirsiniz. Kanalınızın analiz durumlarını güzel bir şekilde ay bazında incelerseniz, işte bu ay 15 tane video attınız, şu videom izlendi, şu videom az izlenmedi gibi 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 gibi. Basit düşünün. GTA 5 çektiniz. Tamam mı? GTA 5 ile ilgili bir video attınız mesela Nisan ayında. Bir de GTA 4 ile ilgili video attınız. Ama bir baktınız GTA 5 çok fazla ilgi gördü. İşte videonuz 50 abone getirdi. GTA 4 az izlendi. 2 abone getirdi. Çok az getirdi diğer videoya nazaran. Yani siz GTA 4 videoları üretseniz bile insanlar sevmedi. Yani ilgi duymadı sizin o videonuza. O yüzden GTA 5'e ağırlık vermeniz lazım. Ha, demiyorum ki bütün videolarınız GTA 5 olsun ama insanların ilgi duyduğu şeylere yönelirseniz kanalınızın güzel bir şekilde ivme aldığını siz de fark edeceksiniz. Bir şey demek istiyorum. Siz bu videoları ürettiniz değil mi? Ama bir yerde böyle insanlar izlemiyor. Birazcık da hatayı kendinizde arayacaksınız. Peki nasıl? Şu şekilde. Belki montajınızı kötü yapıyorsunuz. Nereden biliyorsunuz? İnadına intro kullanıyorsunuz belki. İnsanlar mesela intronuzu izlemekten sıkılıyor olabilir. Ama siz sırf sevdiğiniz için kullanıyorsunuz. Ya bana ne işte, ne hali varsa görsün izleyici. Ben kullanacağım mı diyeceksiniz. Yoksa izleyicinizi önemseyip o introları kaldıracak mısınız? Veyahut montaj yeteneğinizi güzel bir şekilde geliştirip daha da güzel şeyler mi insanlara sunacaksınız? Bakacaksınız insanlar ne yapıyor, ne ediyor? Bu video niye izlenmiş, niye izlenmemiş? Detaylıca bir araştıracaksınız. Yani şu değil arkadaşlar. İşte video attım, etiket yok, açıklama yok, başlığa bir şey yazmışım, bekleyeyim ki izlensin. Bekle, belki bir gün izlenir. Böyle mi ilerlememiz gerekiyor, yoksa güzel bir şekilde optimizasyon, başlık, açıklama, etiket, her şeyi çatır çatır yapıp mı devam edeceğiz? O yüzden yani YouTube'un algoritması arkadaşlar içerik üretenleri seviyor. Sizler de bildiğiniz gibi farklı farklı içerikler üreteceksiniz. Kanalınızın konsepti aynı olacak ama farklı farklı videolar yapacaksınız. Bakın mesela biz burada bunları yazdık ama mesela aklımıza gelmeyen şeyler var. Makarna, işte pastırma gibi gibi bu şekilde bizlere sunuyor arkadaşlar. Sizlerin de gördüğü gibi. Şunu biz aylık ortalama arama sayısı yapalım. Evet. Ben kanalımda irmik helva hiç yapmadım. Geliyorum buraya. İrmik helva 246 bin aranıyormuş. Çok güzel. YouTube'a geleceğim şimdi. Bir saniye. YouTube'un arama motoruna geldim değil mi? Buraya hemen irmik helvası yazdım. Bakın gördüğünüz gibi aratılan bir kelimeymiş, bir cümleymiş. Ben bununla alakalı bir video çekebilirim. Ama şunu da hiçbir zaman unutmayın. Eğer ki sıfır bir kanalsanız, yeni başlamışsanız bu serüvene, benim tavsiyem reklam çıkmanızı öneririm. Her videonuzda 2 lira, 1 lira, 3 lira.
Ha, bütçeniz yok mu? Zorunlu değilsiniz tabii ki ama reklam vermeniz sizleri bir adım öne taşıyacaktır her zaman. Düşünün, irmik helvası aylık 246 bindi değil mi? YouTube'da örnek veriyorum 30 bin aratılsın. Tamam mı mesela? 30 bin aratılan bir kelimede sizler reklam çıktığınız vakit hiç kimse sizi görmemiş. 30 bin kişiden 5 bin kişisi sizleri sevdiğini düşünün. Bakın basit gidiyorum. 5 bin kişi sizleri sevdi. 5 bin kişi attığınız her videoyu artık izleyecek. Belki şunu da düşünebilirsiniz. Büyük YouTuber'lar da mı böyle yapıyor? 1 milyon, 2 milyon, 3 milyon abonesi olan insanlar da mı böyle yapıyor derseniz YouTuber'lar. Yapanlar elbet ki vardır ama onların artık böyle bir kaygısı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü yani mesela irmik helvası videosuna şey bile yazsa, salatalık bile yazsa izlenir. Belli bir yere kadar tabii ki de. O yüzden çok fazla kafaya taktıklarını düşünmüyorum ben. Şahsi fikrim. Ama elbet ki her zaman büyük bir kanal izlenecek diye bir kaide yok. Birçok kanal gördüm ve görmeye de devam ediyorum. Abonesi işte 100 bin, 200 bin, 300 bin ama attığı videolar 5-10 binde. Sizler de görmüşsünüzdür hatta. Oraya Google EDS'ye bakarak çok güzel video fikirleri üretebilirsiniz. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sen yaparsın. Hoşça kal. Bye bye. Da 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 da.